Herkese merhaba. Bugün canlı yapısındaki organik bileşenlerden ATP ve hormonları anlatacağım bu videoda ve bu ATP ve hormonlarla birlikte canlı yapısındaki organik bileşenler bitmiş olacak. Şimdi ilk olarak ATP ile başlayalım. ATP ve hormonların ikisini tek videoda anlatacağım. Önce ATP ile başlıyorum. ATP yani adenozin trifosfat açılımı, adenozin trifosfat. Şimdi bizim hep bahsettiğimiz bir şey bu. Diyoruz ki ATP bizim hücrelerimizde kullandığımız evrensel enerji molekülümüzdür. Tamam, doğru ama aslında burada hani genel anlamda söylediğimizde bu ifade doğru ama tam olarak aslında ATP enerjiye eşdeğer bir molekül değildir. Şöyle, hücrelerimizde metabolik faaliyetler için bir enerjiye ihtiyaç var. Enerji gerekiyor ve biz bu enerjiyi ATP molekülünden karşılıyoruz. Ama ATP enerji molekülü olduğu için değil, enerjiyi depoladığı için. O halde şöyle diyebilirim. Hücrelerin metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi karşılayan organik bir moleküldür. Şimdi doğada canlının en önemli enerji kaynağı güneş. En önemli enerji kaynağı güneştir. Ve bu güneş enerjisinden doğrudan üreticiler faydalanıyordu biliyorsunuz. Üreticiler vasıtasıyla yani dolaylı olarak da her canlı bu enerjiden faydalanıyor. Öncelikle bu enerji nasıl bir dönüşüme uğruyor ondan bahsedeyim. Güneş enerjisi fotosentez olayıyla beraber kullanılabilir hale geliyor. Fotosentez yapan canlılar güneş enerjisini alarak fotosentez olayıyla beraber bu enerjiyi besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisine dönüştürüyorlar. Burada bir enerji dönüşümü olayı var. Temel enerji kaynağı olan güneş, besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisine dönüşüyor. Mesela hatırlayın, hangi besinleri oluşturuyorduk? Örneğin glikoz. Neydi? 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen. İşte bunlar birbirine bağlarla bağlanıyorlardı ya. Bu enerji bu bağlarda depolanıyor. Ardından canlılar besinin yapısındaki kimyasal bağ enerjisini solunumla beraber ATP'nin yapısındaki enerjiye dönüştürüyorlar. Yani besinler, şöyle yapalım. Solunum olayıyla beraber, örneğin glikoz olsun bu, ATP'nin yapısındaki enerjiye dönüştürülüyor. Besinin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi burada depolanıyor. Ardından tüm canlılar burada ATP'nin yapısında depolanmış olan bu enerjiyi kullanarak metabolik faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. İşte bu metabolik faaliyetlerde, onu da şöyle gösterelim. Metabolik faaliyetlerde ATP'nin yapısında depolanmış olan enerji serbest enerji haline geçiyor ve bunu biz her türlü metabolik faaliyetimizde kullanıyoruz. Aslında bir enerji dönüşümü olayıyla beraber bu işi gerçekleştirmiş olduk ve ATP'nin yapısında enerjiyi depolayıp onu kullanılabilir hale getirmiş olduk. Şimdi her türlü metabolik faaliyette ATP'yi kullanıyoruz. Fakat iki tane olay var. Birincisi pasif taşıma, ikincisi de hidroliz ve hidroliz faaliyetinin kullanıldığı tüm sindirim olayları. Pasif taşıma ve hidrolizde ATP kullanılmaz. Yani ATP harcamıyoruz, enerji harcamıyoruz biz bu olayda. ATP nükleotit yapıda bir moleküldür. Nükleotit yapılıdır. Nükleik asitler konusunu işlerken nükleotit yapısından bahsetmiştik. Nükleotidin yapısında ne vardı? Bir baz,
bir şeker, bir de fosfat vardı. İşte ATP'nin yapısı da temelde buna dayanıyor. Baz, şeker ama burada 3 tane fosfat molekülü var. Şimdi açık bir şekilde ATP'nin yapısından şurada bahsedelim. Neler var yapısında? Azotlu organik baz olarak adenin bazını bulunduruyor. Ve 5 karbonlu şeker olarak riboz şekerini bulunduruyor. Ve işte şöyle 3 molekül de fosfattan oluşuyor. Aynı zamanda tabii bunlar aynı nükleotitte olduğu gibi birbirlerine bağlanıyorlar şu şekilde. İşte nükleotit yapılı olan ATP bu şekilde. Azotlu organik baz olarak yapısına sadece adenin bazı giriyor. Şeker olarak da sadece riboz giriyor. Yine şurada adeninle riboz birbirine aynı nükleotitte olduğu gibi glikozit bağıyla bağlanıyor. Riboz ve fosfat birbirine ester bağıyla bağlanıyor. Ama şurada farklı bir durum var. Dalgalı şekilde göstermiş olduğum bu bağlar ATP'nin ATP olmasını sağlayan bağlar. Yani en önemli bağlar bunlar. Bu bağların adı yüksek enerjili fosfat bağı. Yüksek enerjili fosfat bağı. İşte ATP'nin yapısında depolanan enerji bu bağlarda depolanıyor. Biz bu bağları parçalayarak enerjiyi serbest hale getiriyoruz ve serbest kalan enerjiyi de metabolik olaylarımızda kullanıyoruz. ATP'nin yapısı böyle. Şimdi tek tek şöyle bir bakalım. Adenin bazı ve riboz şekeri önce bir araya gelmiş. Biz bu yapıya adenozin adını veriyoruz. Hani nükleotitlerde bahsetmiştik ya, baz ve şeker bir araya gelince nükleozit oluşuyordu. İşte burada da adenin bazıyla riboz şekeri adenozini oluşturuyor. Buna bir tane fosfat eklediğimizde adenozin monofosfat yani AMP dediğimiz molekül oluşuyor. Bir fosfatlı. Mono Latince'de bir demekti. Bir fosfat daha eklediğimizde yani şu son fosfatın olmadığını düşünelim. İki tane fosfat olduğunda adenozin difosfat yani ADP oluşuyor ve üçü bir araya geldiğinde de adenozin trifosfat yani ATP molekülü oluşmuş oluyor. İşte ATP bu şekilde yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi önemli birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellikler bizim için çok önemli. Her hücre kendi ATP'sini kendisi üretir ya da kendisi yapar. Her hücre bu ATP'yi kendisi yapar ve ATP'yi yapmadığı zaman zaten metabolik olaylarda kullanabileceği bir enerji olmayacağı için metabolik faaliyetleri durur. ATP depolanmaz. İhtiyaç anında hemen üretilir, hemen tüketilir. Yani hücre ben bugün çok fazla ATP yaptım. Birazcık kenarda kalsın da yarın az yaparım ben bunu depolayayım mantığında asla olmuyor. Çünkü ATP depolanmaz ve ATP hücre zarından geçmez. Zaten şu iki özellik birbirini tamamlıyor. ATP zardan geçmediği için hücreler arasında ATP transferi yapılmaz. Yani her hücre kendi ATP'sini kendisi üretir. İşte ben bugün ATP yapmayıp da komşu hücreden alsam mı diyemez. Çünkü ATP zardan geçemiyor. Her hücre ihtiyaç halinde kendi ATP'sini kendisi üretir. ATP'nin üretimi, yapımı, hatta şöyle diyeyim, üretimi ve tüketimi ikisi de sadece hücre içinde olur. Çünkü ATP hücreden dışarıya çıkmaz, zardan geçmez demiştik. İçeride üretilir ve içeride tüketilir diyoruz. Şimdi ATP'nin
Yapımı aslında bir dehidrasyon tepkimesidir. Şimdi tepkimesini göstereceğim. Yıkımı da bir hidroliz tepkimesidir. Ve biz ATP'nin üretimine, şöyle söyleyeyim, üretilmesine fosforilasyon diyoruz. Tüketilmesine de defosforilasyon diyoruz. Üretilmesi fosforilasyon. Bunun kelime anlamı zaten fosfor eklemektir. ATP'nin yapısında da yine şuradan tekrar hatırlayalım. Fosfatlar eklenerek yapıldığı için şurada gördüğünüz gibi fosfor ekliyoruz da ATP yapıyoruz. O yüzden biz bu tepkimeye, bu reaksiyona fosforilasyon diyoruz. Şöyle düşünelim. ADP. Biz şu ADP'ye, yani iki fosfatlı yapıya bir tane daha fosfat ekliyorduk ve ATP yapıyorduk. İşte bu fosfatı ekliyoruz. Aynı zamanda bu fosfat eklenince oradaki yüksek enerjili fosfat bağında enerji depolanıyor ve ATP oluşuyor. Bu bir dehidrasyon tepkimesi. Dolayısıyla su da açığa çıkmış oluyor. İşte bu olay bir fosforilasyon olayıdır. Yani ATP'nin yapımı olayı. Tam tersi, ATP parçalanabilir. Enerji için bunun yapısındaki bağı parçalayacağız. Bağı parçaladığımız zaman bir tane fosfatı koparacağız. Yine tekrar şurada bakalım. Enerjiye ihtiyacımız var diyelim. Şu bağı parçalayacağım. Bağı parçaladığımda geriye ne kalacak? ADP, bir tane de fosfat. Bağı parçaladığım için serbest enerji açığa çıkacak ve işlerimde o enerjiyi kullanacağım. ADP, bir fosfat ve bağı parçaladığım için de serbest enerji açığa çıkacak. İşte bu olaya da biz ne dedik? Defosforilasyon dedik. Şimdi bu ATP'nin oluşumu ve ATP'nin parçalanması kademeli olarak ortaya çıkar. Birdenbire ATP'nin bütün yüksek enerjili fosfat bağlarını parçalamayız. Yani AMP, adenozin monofosfat, bir tane fosfat eklenir, ADP'ye dönüşür. Ona da bir tane fosfat eklenir, ATP olur. Parçalayacağımız zamanda yıkım kademelidir. Önce ATP'den ADP'yi oluştururuz. Bir tane yüksek enerjili fosfat bağını parçalarız. Ardından yetmezse enerji, ADP'yi tekrar parçalayıp AMP'yi yaparız. Neden böyle olur, kademeli olur? Çünkü bir bağında oldukça yüksek miktarda enerji var. Ve eğer birdenbire şuradan şuraya dönüş yaparsam ya da ADP'yi birden bütün yüksek enerjili fosfat bağlarını parçalayıp AMP'ye dönüştürürsem birdenbire çok fazla enerji açığa çıkar. Bu hem tasarruflu olmaz, hem de ortaya çıkan yüksek enerji, çok yüksek enerji hücreye zarar verir. Bu yüzden de böyle kademeli olarak parçalanma yapılır diyoruz. Şimdi ATP ile ilgili sorularda karşımıza çıkan önemli bir grafik var. Hemen ondan bahsedeceğim. Şurası ATP, burası da onun oluşturmuş olduğu ADP ve fosfat. Şimdi şu olay, pardon, ATP'nin yapımı, ADP'den ATP'nin yapımı, yani fosforilasyon. Şu olayda ATP'nin parçalanması, yani defosforilasyon dediğimiz olaylar. Şimdi ADP'den ATP'nin yapılmasını sağlayan olaylar nelerdir? Bu olaylar enerjinin üretildiği olaylar. Hangi olaylarla ATP üretilir? Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve yine bazı canlılarda görülen fermentasyon. Peki hemen şuraya dikkat edelim. Burada da ATP parçalanıyor.
enerji kullanılıyor. O zaman bu da enerjinin kullanıldığı olaylar. Enerjinin kullanıldığı olaylar. Hangi olaylarda kullanırım ben bunu? Bütün biyosentez tepkimeleri. Yani dehidrasyon tepkimeleri de buna dahil, vücudumdaki metabolik aktiviteler. Başka neler olur? İşte sinirsel iletim olur. Kas kasılması olur. Enerjiyi harcadığım olaylar bunlar benim. Aktif taşıma olur. ATP'ye ihtiyaç duyduğumuz olaylar. Şimdi ADP ve ATP oluşumunda şöyle bir durum var. Biz şu olayları yaparken solunum ve fermentasyon olaylarında besinlerin yapısındaki enerji serbest kalır. Ve bu olayla beraber serbest kalan enerji ADP ile fosfatın arasındaki yüksek enerjili fosfat bağının yapısına girer ve ATP'ye dönüşür. Yani enerji serbest kaldığında, çok yüksek bir enerjidir bu, hücreye zarar vermez. Hemen ATP'nin yapısına geçiş yapar. Enerji dönüşümü. Şurada ise ATP'yi parçaladığımda, zaten ihtiyaç duyduğum için parçalarım. ATP'yi parçaladığımda yüksek enerjili bağdaki enerji serbest kalır. Bu olaylarda hemen o enerjiyi alır ve kullanır. Yani bu olaylarda da enerji kullanılır. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. ADP'nin ATP'ye dönüşümü olayı. Yani fosforilasyon endotermik bir olaydır. Şuraya yazabilirim. Fosforilasyon endotermik bir olaydır. Yani şu olayda enerjiyi alır, ADP yapısını alır ve ATP'ye dönüştürür. ATP'nin ADP'ye dönüşümü, yani defosforilasyon ise egzotermik bir olaydır. Yani enerji verilir bu olayda. Bir de bunun şöyle bir durumu var. Bir de bu açıdan bakalım. Enerjinin üretildiği bu olaylar ise, bu olaylarda da enerji verilir. Bu olaylar egzotermiktir. Enerjiyi verir. Şu enerjinin kullanıldığı olaylar ise endotermiktir. Yani enerjiyi alır. Sorularda bunu karıştırmamalıyız. ATP'nin yapımı, yani fosforilasyon endotermik bir olaydır. Ya da endergonik bir olaydır. Aynı anlama geliyor. Ama ATP'nin oluşumunu sağlayan olaylar egzotermiktir. Yani bu olaylar enerjiyi verir, ATP o enerjiyi alır. Birbirinin tersi gibi düşünebilirsiniz. Şu olaylarla ATP'nin parçalanması da tam tersidir. Yani defosforilasyonla ATP'den enerji çıkar, enerjiyi verir. Bu olaylarda enerjiyi alır. İşte bu şekilde ATP'nin oluşumunu görmüş olduk. Şimdi gelelim çok kısaca hormonlara. Hormonlar aslında bir detaylı olarak burada hormonun yapısından, hangi hormonlar var, ne yapar bahsetmeyeceğiz. Bu AYT konusudur. Biz burada sadece genel özelliklerinden, organik maddelerdeki hormonların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Hormonlar salgı hücrelerinden salgılanır. Nasıl moleküllerdir? Düzenleyici moleküllerdir. Salgı hücrelerinden salgılanır. Peki nasıl taşınır? Bu önemli. Kan yoluyla taşınır. Nereye taşınır? Hedef organa. Yani hormonlarda da şöyle bir durum vardır. Her hormon, her hormonun etki alanına girmez. Hormonlar hedef organlarına taşınırlar, etki edecekleri yere taşınırlar. Bunu belirleyen de hücre zarının üzerinde reseptör olarak adlandırdığımız moleküllerdir. Hatta bunları bir sonraki ünitede detaylı bir şekilde göreceğiz. Bir diğer özelliği, hormonların miktarı çok önemli. Yani hormonlar
Az ya da çok olduğunda, eğer az salgılanırsa ya da çok salgılanırsa hastalığa yol açar. Yani miktarının çok az pardon, çok normal düzeyde kalması gerekiyor. Hani optimum diyorduk ya, uygun düzeyde kalması gerekiyor. Az olduğunda ve çok olduğunda hastalıklara yol açabiliyor. Hormonlar protein yapılı olabilir. Amino asit yapılı olabilir veya steroid yapılı olabilir. Steroid bir yağ molekülüydü. Steroid yapılı olabilirler diyoruz. İşte bu şekilde hormonların genel özellikleri böyle. ATP ve hormonlarla birlikte canlı yapısındaki maddeler, temel bileşenleri de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda yeni bir üniteye geçiyoruz, hücre ünitesine. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.